yeniden intibaklar yapılarak kamu hizmetine veya emekliye dönecekler. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün verdiği bu bilgi yaş mağdurlarına verilen müjdenin özeti. Meclis Milli Savunma Komisyonu yaş mağdurlarının yüzünü güldürecek tasarıyı ele aldı. Müzakerelerin ardından tasarı komisyondan geçti. Tasarıyla Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlere iade-i itibar yapılıyor. Mağdurların özlük hakları geri veriliyor. Ancak tasarı mağdurlara TSK'ya geri dönüş imkanı getirmiyor. Düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılanlara veya onların hak sahipleri için iki imkan getiriliyor. İlk yolu tercih eden yaş mağdurları emekli olan emsallerinin sahip olduğu özlük haklarına sahip olacak, aynı emekli maaşını alacak. İkinci yolu tercih eden yaş mağdurları ise bir devlet kurumunda uzman olarak görevlendirilecekler ve TSK'daki emsallerinin aldığı maaşı alacaklar. Yani yüzbaşı rütbesindeyken TSK'dan atılan bir kişi devlette çalışmaya başlarsa yarbay rütbesine ulaşmış emsali kadar maaş alacak. Kanunun konusu olan görevli sayısı 1543. 615'i subay, 928'i astsubay. Bu hakların iade edilmesine ise Milli Savunma Bakanlığı'nda kurulacak komisyon karar verecek. İlgililer 60 gün içinde bakanlığa başvuracak. Başvurunun kabul veya reddine komisyon 1 yıl içinde karar vermek zorunda. Eğer komisyondan hakların iadesine ilişkin red kararı çıkarsa mağdur olan kişi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurabilecek. Öte yandan komisyonda sözleşmeli er ve erbaşla ilgili tasarı da kabul edildi. Tasarıyla 50 bin sözleşmeli er ve erbaş alınması planlanıyor. Sözleşmeli askerlerin maaşları 1300 lirayla 2000 lira arasında olacak.